arkadaşlar, geçen videoda anlatmış olduklarımı biraz daha detaylandırmak istiyorum bu videoda. İlimin temeline biraz daha inelim. Biraz da bilimsel tarafına bakalım istiyorum. Medeniyetler tarihi Sümerlerden başladığı için insanlık tarihi, Sümerlerden bu yana gelen yaklaşık bizim bildiğimiz 20 tane din var. Bu 20 dinin bir tanesi Türklerin oluşturmuş olduğu Tengricilik, Hindistan'da oluşan dinler, bazıları Mısır'da oluşan dinler, bazıları Arap Yarımadası'nda oluşan dinler gibi gibi. Her birini ayrı ayrı inceledim ama ayrı ayrı anlatmak istemiyorum şu anda. Tengricilik, gök tengri diye tanrıcılık olarak bize gelmiş. Gökte bir bizim üzerimizde bir yaratıcı olduğuna Türkler her zaman inanmışlar. Bunun içinde Cengiz Han'a, Moğol lideri Cengiz Han'a Arabistan'dan ekipler geliyorlar ve onu dine davet ediyorlar. İslamiyet'e davet ediyorlar. O da sizin dininiz nedir diyor. Bizim dinimiz nasıl yaratıcıyı tanımlıyor diye anlatın diyor onlara. Onlar da bizim dinimizde işte Allah ehad'dir, yani tektir. Eşi ve benzeri yoktur. Samet'tir diyorlar. Siz diyor bunu biz bin yıldır bunu söylüyoruz ve biz diyor bin yıldır bu yaratıcıya inanıyoruz. Hadi bakalım diyor başka kapıya diyor. Biz zaten buna inanıyorduk diyor. Siz bana hangi tanrıyı diyor anlatmaya geldiniz diye. Onları kovalıyor. Daha sonraki zamanlarda İslamiyet'i, Türklerin İslamiyet'i kabulünde Arapların çok fazla kan döktükleri, Türkleri zorla Müslüman yaptıkları, hatta o kadar çok kanın döküldüğü anlatır ki tarihler, tarih bilimcileri bunu anlatırlar ki, bize ise Türk milliyetçiliği adı altında şöyle dendi. Yıllarca bu şekilde inandık, bize bu şekilde anlatıldı. İşte bu geleneksel Türk milliyetçiliğinden bahsediyorum ben. Türk milliyetçiliğinde İslamiyet'i topsuz, tüfeksiz, tabiri caizse kan akıtılmasına neden olmadan ilk kabul edenler Türklerdi diye bize anlatıldı. Halbuki tam tersiydi. Türkler şamanizmden, gök tenkricilikten, hatta şamanizm adetleri hala daha günümüze kadar gelmiştir. Ölülerin arkasından dua edip okumak 7'dir, 52'sidir, 40'ıdır, nazar boncuğudur, işte kurşun dökmek gibi adetler, işte ölen, doğan çocuğu 40 gün başında beklemek, 40'ı çıktı, 40 tabirleri de bize şamanizmden geçmiştir aslında. Aslına bakarsanız İslamiyet'i kabul etmeden evvel Türkler daha medeni ve daha dürüst, daha düzgün insanlardı. Örneğin Türklerde tek eşlilik hakimdi. Biri diğerinin eşini alamazdı ama Arap kültürü bize din olarak yansıdıktan sonra, din olarak biz Arap kültürünü ve medeniyetini din olarak benimsedikten sonra, bilhassa Emevilerden sonra, Abbasilerden sonra İslam'ı hilafet adı altında padişahlarımız savaşlarda esir düşen kadınları cariye olarak almaktaydılar ve bunlar için haremler oluşturulmaktaydı. İşte bunu İslamcı tarihçiler yumuşatmaya çalışsalar da ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Kur'an'ın zaten cariye ifadesi var. Cariyeyi başka türlü, modernistler başka türlü anlatmaya başladılar son zamanlarda. Hiç evirip çevirip kıvırmayın. Cariye demek savaşta esir düşen kadın demektir. Savaşta esir düşen kadın da bir erkeğin malıdır, eşyasıdır. Onunla ister nikahlı beraber olur, ister nikahsız beraber olur. Eğer o kadından çocuk yaparlarsa da, o kadın Müslüman olurlarsa ancak o zaman özgürlüğüne kavuşabilir. İslami gelenek bu şekilde gelmiştir arkadaşlar. Yani bu cariyelik meselesi yıllarca benim kafama çok takıldı. Örneğin Sümerlerde, mabetlerde yaşayan rahibeler vardır. Bu rahibeler dindar insanları, mabede gelen insanları cinsel açıdan memnun etmekle görevliydiler ve o kadınlar toplum içerisinde kutsal olarak addediliyorlardı ve kutsal fahişeler deniliyordu bunlara. Sonra Asur kralı, Sümerlerden sonra Asur kralı, Asurlular devam ettiriyorlar o geleneği ve o kadınların, o fahişelerin örtünmesini emrediyorlar. Örtünmeye başlıyorlar kadınlar belli bir süre içerisinde. Daha sonra dul kadınların da örtünmesini yasa olarak getiriyorlar. Hür kadınların ve kızların örtünmesini yasaklıyorlar. Örtünmeye çalışan hür kadınlar olduğu zaman da o kadınları ya kırbaçlattırıyorlar, cezalandırıyorlar ve o kadınların, örtünen kadınları söylemeyen erkeklerin de o kadar ağır cezalar veriliyormuş ki kulaklarına kurşun ve kızgın yağ dökülerek sağır edilmesi sağlanıyormuş. O derece, hani bir fahişeyle bir özgür kadın aynı olamaz, hür kadın aynı olamaz diye. Ve tarihsel süreç içerisinde daha sonra normal özgür kadınların da örtünmesi yasallaşıyor ve bu Hristiyanlığa geçiyor. Önce Yahudiliğe geçiyor. Hatta Tevrat'ta şöyle anlatılır. Örtünmeyen kadınların saçları kazıtılsın derler. Hatta yıllar sonra, işte asırlar sonra Yahudi kadınlar şu devirde bile örtünmüyorlarsa saçlarını kazıtırlar. Çünkü örtü yoksa günah da yok derler. O şekilde düşünürler. Hatta
İran'da geçen süreçte yaşadığımız İran olaylarında da kadınlar saçlarını kazıttılar, gittiler. Dediler ki saç yoksa günah da yoktur. O halde biz günahsızız diye protesto eylemlerini gerçekleştirmişlerdi. İşte bu saç kazıtma olayı da Tevrat'tan geçme. Yani ya örtünecekler ya saçlarını kazıtacaklar. Sonra bu Hristiyanlığa geçiyor. Hristiyanlıktaki rahibeler, rahipleri, mabetlerde yaşayan rahipleri, hani onlar kendilerini Tanrı'ya adamış adamlar, hiçbir şekilde cinsellikleri yok anlamına gelmiyor. Rahibeler onların o ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ve rahibeler o ihtiyaçları giderirken velev ki hamile kalsalar, o zaman rahibeler Tanrı'nın çocuğunu doğuramaz diye doğan çocuğu öldürüyorlardı. Tabii ki o yıllarda, o süreçte kürtaj dediğimiz olay büyük bir ihtimalle bilinmiyordu. Şimdi modern dünya biliyor bu olayı. O çocuk doğduğu zaman da çocuğu öldürüyorlardı. Bu açıdan mabette yaşayan Meryem ile ilgili Hazreti Meryem'i Kur'an anlatır, İffet abidesi olarak anlatır. Fakat tarihçiler şöyle söylüyorlar. Meryem mabette kaldığı süre içerisinde nişanlısı Yusuf'tan hamile kaldı ve sonra kayboldu, gözden kayboldu. Tekrar mabede geri geldiğinde İsa'yı doğurdu, Mesih'i doğurdu ve bunu yıllarca bu bana Allah'tan rahmime üflendi diye anlattı ve bunu kabul edenler kabul etti. Sonra yıllar sonra İsa Aleyhisselam'ın büyümesinden sonra, peygamberin büyümesinden sonra bu açığa çıktığı için Tanrı'nın oğlu diye bir şey olamaz deyip İsa'yı öldürmeye çalıştılar. Ve rivayetlere göre, tarihçilerin anlattıklarına göre Mesih'i, Mesih'e çok benzeyen birisini öldürüyorlar. Yani şeyi, İsa peygamberi çarmıha geremiyorlar. Ama Hristiyan dünyasının pek çoğu İsa çarmıha gerildiğinde gökyüzüne kaldırıldı ve son dönemde tekrar gelecek ve hepimize, hatta bunu Müslümanlar da şöyle inanırlar, Mehdi ile birlikte Mescid-i Aksa'da namaz kıldıracak. İşte Mesih imamlık yapacak ya da Mehdi imamlık yapacak gibi Şia aleminin, İran kadının da böyle bir inancı var. Bizim Buhari'de de geçer bu hadisler. Şimdi rahibelere geçiyor örtünme konusu. Rahibelerden de bir şekilde bizim dinimize sirayet ediyor. Dinimize nasıl sirayet ediyor? Hazreti Ömer zamanına kadar peygamber hakkında, yani peygamber rivayet hadis rivayeti yasaklanmıştı. Kabul Ahbar denilen Yahudi aliminin oğlu bütün hadisleri, yani peygamberin dediği sözleri bir araya getiriyor ama bir türlü açıklama, Hazreti Ömer açıklama yaptırtmıyor. Çünkü peygamber bize Kur'an'ı bıraktı. Kur'an'ın üzerine söylenecek hiçbir söz yok. Bunu söyleyenleri de ya kırbaçlattırıyor veya şehirden sürüyor. Yani sürgün yapıyormuş. Hazreti Ömer ölünce Kabul Ahbar diyor ki artık benim dilimin bağı çözüldü. Ben istediğim gibi konuşabilirim diyor ve hadis rivayet etmeye başlıyor. İşte en çok hadis rivayet edenlerin içerisinde Ebu Hureyre var, İbni Abbas var, Hazreti kadınlardan Ayşe var, Esma binti Yezid var vesaire vesaire. Bütün bunları toplayıp işte bir ekol oluşturuluyor. Ama peygamberin vefatından yüzyıllar sonra o Kabul Ahbar dediğimiz kişi aynı zamanda Yahudi alimi olduğu için Kur'an'ın açıklamasını, tevillerini, Kur'an'dan anlaşılmayan ayetleri Tevrat üzerinden yorumlamaya başlıyor. Babasının verdiği, kendisine verdiği ilimle yorumlamaya başlıyor ve Kur'an'ın yorumlanmasındaki İsrailiyat bu şekilde içimize sızmış oluyor. O yüzden hani İslamiyet'e bakın, bütün emirler neredeyse örtünmeden tutun. Örneğin Abdülhamid Han 1892'de çarşafı, kara çarşafı yasaklıyor. Çünkü Yahudi kadınlar da bu şekilde örtünüyor. Aynı onlara benzeyemezsiniz diye. İslamiyet'e bakın. Yani boşanma olayı da, evlilik olayı da, erkek çocuklarının sünnet olayı da, abdest, namaz abdestleri de, gusül abdestleri de, kadınların örtünmesi de, hepsi de aynı Tevrat'ta işlendiği gibi ve uygulandığı gibi günümüze kadar geliyor. Bunları şu an size aktaramayacağım ama YouTube'dan bakabilirsiniz. Yahudilerin namazı diye. Fatiha'yı da aynı bir şey bizim gibi okuyorlar. Abdestlerini de aynı bizim gibi alıyorlar. Hatta Yahudiler bu konuda, örtünme konusunda o kadar ileri gidiyorlar ki erkekler bilhassa örtünmeye başlıyorlar. Ve başka kadını görmeyelim diye yüzlerini de kapatan aşırı radikal Yahudiler hala daha yaşamlarına, bir tarikatları var onların. Nasıl bizde tarikatlar varsa onlarda da tarikatlar var. Ve bu tarikatlar üzerinden devam ettiriyorlar. Anlayacağınız, örtünme konusu tamamen geleneksel bir algı. Folklorik kıyafet dedik. Daha önce işte Türklerin de başlıkları vardı. Başka memleketlerde yaşayan insanların da başlarını örttükleri vakaydı. Örneğin çöl ikliminde zaten Arap kadınları mecburlar başlarını örtmeye
erkekler de başlarını örtmeye mecburlar. Örtünmezlerse zaten o sıcağın, o iklimin sıcaklığına dayanamazlar. Kutuplarda yaşıyor olanlar da işte yüzünü gözünü de sarmak zorundalar. Nasıl yaşayacaklar kutuplarda yaşayanlar? Yani bu coğrafyaya, şimdi Kur'an diyor ya, tebi ömen la yeselik mecra ve mühtedin. Yani biz hiçbir kavme peygamber göndermeden helak etmeyeceğiz. Onları da bundan dolayı sorguya tabi tutmayacağız diyor ya. O zaman hani yani Kur'an beni nezil minel Kur'ani, pardon, Yusuf suresindeki ilk ayette diyor ki, ikinci ayette biz Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. İnne enzennahu Kur'anen arabiyyen leallekum ta'kilun. Ta ki akledesiniz diye diyor. Niye Arapça indirdik akledesiniz diye diyor. Yani niye Türkçe indirmedi de Arapça indirdi? Çünkü Arap toplumunun üzerine geliyor Kur'an-ı Kerim. Yani bunun açıkçası bu. Yani Allah Kur'an'da daha ne desin? Biz her kavme bir peygamber gönderdik. Peygamber göndermediğimiz kavim yok ve bunları bundan dolayı da muahaze etmeyiz, hesaba da çekmeyiz. Çünkü başka ayette biz sizin bilmediğinizin ardına düşmeyin diyor başka ayette de. Hatta o kadar İslamik, geleneksel İslam o kadar büyük bir peygamberden bahseder ki Kur'an bunu tamamen reddeder. Der ki işte ayı peygamber parmağını göğe işaret etti ve ay ikiye yarıldı. Mucize gösterdi. Müşrikler yine inanmadı derler. Halbuki böyle bir şeyin olması mümkün değil. Kur'an da zaten kendi ifadesiyle İsra suresinde biz sana asla mucize vermedik diyor. Ama dediğim gibi geleneksel İslam'la, Sünni İslam'ıyla ya da Alevilik İslam'ıyla Kur'an'daki İslam arasında çok büyük farklılıklar var. Lütfen bunları araştırın. Yaklaşık 1400 yıldır hiçbir derdimiz yokmuş gibi bir sürü konu üzerinden tartışma yaratıp ciltler dolusu eserler yazılmış. İşte Kütüb-i Sitte örneğin bunlardan bir tanesi. Kütüb-i Sitte'nin 3. cildine bakın arkadaşlar. Orada Kur'an-ı Kerim'in toplarken ayetleri toplarken nasıl bir değişikliğe uğradığını, ayetleri işte bazı sahabelerin sakladığını, vermediğini, Hazreti Ayşe'nin sakladığını, vermediğini Kütüb-i Sitte'deki rivayetlerden anlayabiliyoruz. Anlayabildiğimiz için işte o zaman Kur'an'a bir kuşku mu giriyor? Hani diyeceksiniz belki kabul etmeyeceksiniz ama peygamberin kendisiyle ilgili olan konularda direkt Kur'an'ın müdahale etmiş olması Kur'an'a peygamberin hayatının dahil olduğu. Çünkü peygamber zamanında Kur'an mushaf halinde değildi zaten. İşte Muaviye vahiy katibiydi. Vahiy katibi Muaviye gidiyor, Emevi devletinde bir başka bir hükümdarlık oluşturuyor ve peygamberin damadına ve soyundan gelen insanlara savaş açıyor. Hazreti Hüseyin'i de onun oğlu şehit ediyor biliyorsunuz. Yani peygamberin aldığı, direkt naklettiği şeylerle arkasından gelen şeyler arasında çok büyük bir bozulmalar oluyor. Savaşlar bitmiyor. Hala daha savaşlar bitmiyor. Kavgalar bitmiyor. Kadın üzerinden anlatılan yorumlar bitmiyor. Örneğin işte erkek sünnetiyle ilgili konuşulurken kadın sünnetini de konuşmuşlar. Kadınlar da sünnet edilmiş, edilsin denmiş. Bunun üzerine bir sürü kafa yorulmuş. İşte kadınların sünnet edilmesiyle ilgili bunun bir firavun adeti olduğu söyleniyor. Örneğin Mısır'da kadınlar, kız çocukları sünnet ediliyormuş ki o klitoris dediğimiz o uyarılma noktası uyarılmasın ve kız çocukları hissiz olsunlar diye. Hala daha Yemen'de kız çocukları sünnet edilmeden bırakılmıyorlar Yemen gibi ülkelerde. Zannedersem Mısır'ın bazı bölümlerinde de Afganistan'da da aynı şekilde. Türkiye'de bu meşru değil. Kız çocuklarının sünneti meşru değil ama erkek çocuklarının sünneti meşru. Öte yandan diyorlar ki işte Allah yaratılışı bozmayın, yaratılışı bozmayın dediği için biz işte bazı şeylerin yapılmasını istemiyoruz. Örneğin peygamber dedi ki dişlerinizin arasını sıklaştırmayın, yaratılışı bozmuş olursunuz, kaşlarınızı almayın, lanetlenirsiniz, kafanızı, saçınızı deve hörgücü gibi yapmayın vesaire. Vesaire. Peki bunları yaparken, yani bunları peygamber lanetliyor derken erkek çocuğunun sünnetinde neden meşru görülüyor ve hatta tavsiye ediliyor da bu yaratılışı değiştirmek olmuyor mu? Hani birazcık irdelemek lazım, düşünmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani örneğin İslam'dan önce yani son peygamberin gelişinden önce kadınlar, kral kadınlar vardı. Tomris Hatun vardı, Belkıs vardı. İslamiyet'in gelişinden sonra Arva oldu işte Yemen'de büyük hükümdarlıklar yaptılar. Ondan sonra bu kadınlar işte şeyde Mısır'da Nefertiti vardı kadın olarak, kadın hükümdarlar vardı. Ama ben modern Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın başbakan bir tane biliyorum. Onun haricinde gerçekten de kadınların ileri seviyede olmadığını ve bu İslami egonun ve İslami gelenek yapısının, İslami demeyeyim de Arap kültürünün bize yansımış şekliyle biz dini yaşadığımızdan dolayı bizim kadınlarımız öteki
plana da kalıyorlar veya itiliyorlar. Ya bilerek ya da bilinçaltı. Bilinçaltımız istemediği için. Örneğin Kur'an Belkıs'tan bahsederken ismini Belkıs diye vermez. Sebe Melikesi diye verir ama çok zeki, çok güçlü bir kadın olarak verir. İşte Süleyman peygamberle birlikte hareket ediyorlar. Onlar güneşe tapanlar iken, güneşe tapan kişiler iken Süleyman'ın tebliğ ettiği dine girmeye başlıyorlar. Belkıs bu şekilde ve şey halkı, Yemen halkı, belki de Hindistan'da bu peygamber, yani Yemen'le Hindistan arasında söyleniyor. Pardon, Etiyopya arasında söyleniyor. Belki de Belkıs zamanında o halk yaşadığı refahlığı bir daha yakalayamıyorlar. Aynı şekilde İslamiyet'in gelişinden sonra Arva denilen hükümdar kadının zamanında yaşadığı ferahlığı ve şeyi, ihtişamlı refah seviyesi, yüksek durumları bir daha yakalayamıyorlar arkadaşlar. Yani bunların hepsini de inceleyelim, araştıralım. Kadınlar asla geri planda, yani din kadınları geri plana itmiyor. Örneğin Firavun'un karısı Asiye'den bahsedilir. Meryem'den bahsedilir. Hacer'den şehir kurmuştur Hacer. Hazreti İbrahim onu bir şeyin çölün ortasına bırakıp gittiğinde, orada çocuğuyla birlikte kaldığında belli bir zaman sonra onun etrafına çadırlar kurulup artık şehir oluşturulmaya başlıyor ve Mekke şehrini kuran kişidir. Kabe'de tavaf yaparken ne yapıyoruz? Tavaftan sonra işte umre ve hac farizasını yerine getirirken say yapıyoruz. Hazreti Hacer'i anmak uğruna yapıyoruz bunları. Onun yaptığı şeyleri tekrarlamak uğruna yapıyoruz. Keyif olsun, eğlence olsun diye yapılmıyor o ritüeller. Kadın konusunda söylemek istediğim çok daha fazla şeyler var ama bazı şeyler yutkunuyorum maalesef. Bazı şeyleri daha fazla açıklık getiremiyorum. Sadece ben bir ışık yakmak amacıyla sizlere bir aydınlık oluşturmak, kendi sorgularımı anlatıyorum bir taraftan. Kendi değerlendirmelerimi de sizin size aktarmak istiyorum ki asla araştırmalarınızdan vazgeçmeyin. Hiçbir şeye körü körüne tabi olmayın. İşte size biat etmeyi önerenlere kesinlikle inanmayın. Biat etmeyi din önermiyor. Yani İslam, Kur'an'daki İslam önermiyor. Kur'an'daki İslam devamlı sorgulamayı ve tefekkür etmeyi, düşünmeyi öneriyor. Hatta bununla ilgili peygamber de diyor ki la ibadete ket tefekkür. Tefekkür gibi ibadet yoktur. Yani düşünmek, tefekkür dediğimiz şey düşünmek. Düşünme algoritmasını genişletmek. O her şeyde evrensellikte, evrensel yaratılmış olan her şeyde hissedebilmek. Ondan sonra işte bizim alimlerimiz ne yapıyorlar? O kadar çok abuk subuk şeylerin peşinde ömürlerini tüketiyorlar. El alemlerin filozoflarına bakıyorum, bilim adamlarına bakıyorum. İşte dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetmişler. İşte atıyorum işte güneşi, dünyanın döndüğünü bulmuşlar. Yer çekimini bulmuşlar. Ondan sonra bir sürü şeyler, atomun yapısını incelemişler. Onları ortaya çıkarmışlar. Güneşten bahsetmişler. Dünyayı örten ozon tabakasından bahsetmişler. Ondan sonra bir sürü bilimsel şeylere ki eskiden mabetlerde müneccimler olurmuş. Yani mabetler öyle sadece ibadetlerin yapıldığı yerler olarak kullanılmıyor. Müneccimler, medyumlar olurmuş. Müneccim dediğimiz kişiler şu anki işte astrolog dediğimiz astrolojiyle yani gök bilimiyle, gök ilmiyle ilgilenen kişiler. Onlarla ilgili örneğin işte Nemrut'un sarayını yıkacak bir kişinin geleceğini o müneccimlerden öğreniyor. Ondan sonra Firavun aynı şey hakeza öyle medyumlardan öğreniyor. Gök bilimini inceleyen kişiler yıldızların yer değiştirmesiyle, o açılan şeyle ilgili, sistemle ilgili, gök cisimleriyle ilgili bilgiler alıyorlar. Örneğin Hazreti Muhammed'in şu an astroloji bir ilmi inceliyor. O yıldızların sıralanması doğduğu saatte o kadar darmış ki o yıldızların sıralanmasının bu kadar darlığıyla bu peygamber nasıl oldu da binlerce yıldan beri hala daha konuşuluyor ve bu kadar çok ümmeti oluyor diye şaşırıyorlar örneğin. Yani işte Fatih Sultan Mehmet'in şeysini astrologlar inceliyorlar. Ondan sonra bütün işte şey hala daha siyasi, geçenlerde izledim, siyasi liderlerin haritalarını çıkarmışlar. Bunların hepsi ilimdir. Yani işte ve Sıracan Buruca diye geçer ayet. Orada sıraçlardan yani yıldızlardan ve burçlardan bahseder. Gök cisimlerinden bahseder. Gök cisimlerine yemin eder. Aydan bahseder. Güneşten bahseder. Yıldızları ayrı ayrı anlatır. İşte göğü diyor yarıp bakabilir misiniz diyor. Aşabilir misiniz diyor. Gökten bahseder. Uzaydan bahseder. Bir sürü şeyden bahseder. Ama nasıl bahseder? Ama biz ne yapıyoruz? İşte bunu daha böyle açıp genişletmek yerine işte kadındı, abdesti, namazdı, şuydu, buydu, ufak ufak şeylerle. Ya biz geleceğimizi kararttık artık arkadaşlar. Yani gelecekle ilgili hiçbir şey düşünemez olduk. Geleceğimizle ilgili bir planımız yok, bir projemiz yok. Hep geçmişle ilgili. Şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Kadın mı, erkek mi? O mu, bu mu? Hayır değil ya. İnsan insandır. Ve insanın olduğu her yerde her şey olabilir. İnsanın, çünkü insan duygu taşıyor, nefis taşıyor, arzu taşıyor, bir sürü şey taşıyor. Bunlarla birlikte biz özellikle
kadınlar olarak var olma savaşı veriyoruz. Ben 48 yaşıma geldim, hala var olma savaşı veriyorum. Niye var olma savaşı veriyorum ben ya? Yani ben neden bu cumhuriyetin bana verdiği nimetlerden, Kur'an'ın bana verdiği nimetlerden faydalanamıyorum da hep devamlı birilerinin emri ve güdümü altında yaşamak zorunda kalıyorum? İsyan ediyorum. İsyan ediyor işte Asiye de isyan ettiği için Asiye, yani asi kadın demek. Ben de Asiye'yim. İsyan ettiğimden dolayı da bu defa ne yapıyorlar? İşte sen dinden çıktın, sen ondan çıktın. Ben de hadi ya, yani hani nasıl dinden çıkıyoruz biz? Yani bunun bir girdisi çıktısı ne arkadaş yani? Hani çıkma ne demek? Mürtetlikle sen beni nasıl suçlayabilirsin? Utanmıyor musun? Yani hem mürtetlikle suçluyorsun hem ben mürtet olduğum için beni cariye olarak kabul ediyorsun. Yani ben cinsel bir obje miyim? Cinsel bir obje olarak bu kadınları görmekten vazgeçin artık. Kadın kadındır. Ya siz annelerinizin, bacılarınızın cinsel bir obje olarak görülmesinden hoşnut olur musunuz? Biz doğurduk bu sizleri ya. Hepinizi biz dünyaya getirdik. Nasıl oluyor da bizi cinsel bir obje olarak görebiliyorsunuz? Kasaptaki et nasıl diyebiliyorsunuz? Utanmıyor musunuz bunları söylerken? Açık kadınları gördüğünüzde kasaptaki ete, siz kasaptaki ete sululuk yapabiliyor musunuz? El uzatabiliyor musunuz? Sarkıntılık yapabiliyor musunuz? Ama artık bitti. Ben eskisi gibi yok kocasına itaat eden, yok onun dediğinden çıkmayan, benim ilk eşimle kavgam çarşaf yüzündendi. Yeter artık ya. Biz var olma savaşı veriyoruz. Bırakın bizim aklımız var, beyin ve biz bilgiye daha çabuk ulaşıyoruz. Çünkü artık elimizde teknoloji var. Teknolojiyle bilgiye ulaşmamanın imkanı yok arkadaşlar. Sizin gibi okumamazlık da yapmıyoruz ki. Her şeyi okuyoruz, irdeliyoruz. Ben canım sıkıldı, ben başımı açayım. Hadi bir de hurra başımı açayım diye başımı açmadım. Bunun bir süreci var. İnandığım için bu duruma geldim. İnandığım için çarşaf giyiyordum. Şimdi inanmıyorum, böyleyim. Size ne? Siz niye benim üzerimde tahakküm kurmaya çalışıyorsunuz? Ha ben günaha mı giriyorum? Size ne? Sizin için mi günaha giriyorum? Kendim için günaha giriyorum. Hani peygamber diyordu Fatıma'ya, kızım Fatıma senin için bir şey yapamam. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Halacığım senin için bir şey yapamam. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Allah'ın elinden nefsini satın al diye bir peygamber var. Bunlar peygamberden şefaat dileniyorlar. Ya kızına senin için bir şey yapamam diyor. Arkadaşlar yani bunların her birinin bir mantığı olması lazım. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda, diğer videoda görüşmek üzere. Hepinize selametle uğurluyorum.